Yok bir şey, hadi. İyisin değil mi? Bebeğin de iyi. Bak bakayım, senin solgun gözüküyorsun. Bir şey yok değil mi, canını sıkılın? Yok yok, iyiyim de biraz belim ağrıyor. Şuma kızım, geldiniz demek. Ha, geldi Tahsin babacığım, geldi güzeller güzeli Eltim. Ama biraz beni ağrıyor ve kocası hiç ilgilenmiyor. Bir şey yemediniz ya, her yerde tatlı bu. Bak yiyin bunu. Emine kızım. Çay da pek güzel olmuş. Yani normal çay aslında ama afiyet olsun. Sende bu güzellik, bu marifet varken Artvin'de nasıl seni bekar bıraktılar ya? Yani aslında Fadime Hanım, benim Artvin'de bir zaten... Emine! Kızım bu ne kadar açık bir çay, ben bu kadar açık mı içiyorum ya? Bunu bir demli koyuver ya. Açık mı? Ya. Ver. Böyle çat kapıda geldim ama misafir edeceksiniz zar. Aa, rica ederim ya Hilmi Hanım. Ne demek? Her zaman gelebilirsiniz. Başımızın üstünde yeriniz var. Ben bu gece evden kaçacağım, haberin olsun. Naval. Ah ne diyorduk? Bu devirde kimseye güven olmuyor. Öyle 40 yıllık kocammış, ağammış, bacımmış. Gözünü üzerinden ayırmayacaksın. Geldiğinden beri aynı mevzu. İçim şişti. Güven sorunu var bunun. Gittiği her yeri gözleyeceksin. Yollarını sıkı tutacaksın. Çok doğru dedin. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun Civan? Anneciğim haklı mı sence? Ne diyorsun? Bilmem. Şimdi bana niye böyle bir soru sordunuz ben anlamadım yenge. Yani tabii Zildan, Civan nereden bilsin? Hem el alemden bize ne canım? Biz mutluyuz sonuçta. Tabii çok şükür. Biz çok mutluyuz da. Her erkek senin gibi sadakatli değil kocacığım. Ne vicdansız erkekler duyuyoruz. Yeni evliyken gözü dışarılarda olan mı dersin? Hamile karısını aldatan mı dersin? Gül gibi karısının üzerine gül koklayan mı dersin? Öyle kızım, öyle. Eline ahlaksızı bitmez. Ha, bunlar çok ağır bir cezayı hak ediyor anneciğim. Ediyor, ediyor. Sürüm sürüm süründüreceksin bunları. Sadece sürüm sürüm süründürmek yetmez. Katrana bulayıp gözlerini kör edeceksin bunların. Ben şuna bir bakayım. Tabii Hilmi Hanım, rahatınıza bakın ya. Gidelim bir otele yerleşelim ya. Hadi ne var? Haydi. Ne var Akif? Ha ne var? Dönmeyeceğim diyeyim sana. Sana ne nerede olduğunda? Onu hatları yemeden önce düşünceydin efendi. Bizim öteki tekne lan çıkacaktı Dursun. Ama Emine kızım istemeyince o iş öyle kaldı. Niye kızım? Ya tabii denizci yolu gözlemek zordur. Onu en iyi ben bilirim. Ama insan zamanla alışıyor. Sen de alışsan iyi olur. Ha yok, alışacak bir durum yok. Biz babamla konuştuk, hani hallettik onu. Çıkmayacak denize. Ama İdris'le Murat çıkacak. Ekmek teknemiz o bizim. Sen onlara da çıkma mı diyeceksin? Yok canım, demeyeceğim yani. Onlar çıksınlar. Benim üzerime mi vazife sanki? Çıksınlar tabii. Sen böyle denizden korkarsan sonra... Korkma, ya korktuğundan olur bir ya. Karadeniz kızı neye korkacak o ya? Benim oğlanla Miraç yüzünden biz bir denizde kaybolduk. Öyle mi? Tabii tabii, ona korktu, ona korktu. Yani bize korktu, bize yasak diye. Yoksa küpçü köse çıksın. Yani. İyi o zaman. Abla. Hı. Ya demeyeyim, demeyeyim diyorum ama bu oğlanın gözü başka bakıyor ya, böyle biraz şey gibi. Ne? Şey işte. Ya acaba diyorum ki bunlar senin için mi geldiler? Saçmalama kız. Biz müsaade isteyelim mi? Müsaade sizin ya, buyurun. Kızım eline sağlık. Afiyet olsun. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Dursun, kaptan.
Vallahi İdris kaptan. O kadar idare edeceğim dedin. Ha, bu yenge bir de kasus patı ya şey batır diyor. Bırak gazete toplarız onları. Kaldırsaydım abla. Ablam toplarız sonra. Teşekkür ederim. Evet baba. Bir açıklama bekliyorum. Ne bekliyorsun? Ne açıklaması ya? Bunlar neden geldiler bu akşam? Kızım misafirliğe gelirler dedim ya. Kaç defa diyeceğim? Baba. Baba nedir ya? Baba demeyi öğreniyorsun bu yaştan sonra. Bana yalan konuşma. Ne yalan diyorsun? Kızım sen baba. Seni görmeye geliyoruz. Ben kaldırayım bunları ya. Bunlar çok şey oldu bunlar. Ben de Aslı'ya yardım edeyim. Ha bir de itiraf edeysin bunu yani. Kızım laf anlatamadım ha. Bu uşak seni beğenmiş ya. Yuva kurmak istiyor. Kötü bir şey mi? Baba bilmem farkında mısın ama ben evliyim evli. Hala evliyim ben. Nereye evlisin? Evli misin? Nerede? Ben göremiyorum. 7 yıldır bu evde bir adam göremiyorum. Sen evli misin? Nerede bu senin kocan? Bu adamdan koca da olmaz, bir şey de olmaz. Artık bunu kabul et ya. 7 yıldır nerede bu adam? Bırakacaksın bunu. Nasıl sen karar veremezsin? Nasıl karar veremem? Ben senin babanım ya. Mutlu olmanı istiyorum. Böyle yaşayıp gidecek misin sen? Yaşayacağım. Tam da böyle yaşayacağım. Anladın mı? Hayat benim. Sana ne? Diyorsun kızım sen. Bırak artık. Bak bitmiş. Adam 7 yıldır gelmiyor. Kağıt üstünde de bitir bu işi. Kurban olayım sana ya. Ben böyle mutluyum. Anladın mı? Ben böyle mutluyum. Boşanmaya da yeniden evlenmeye de niyetim yok benim. Nasıl niyetin yok? Emine. Sen bu koca dedin hanıma hala aşık mısın yoksa? Oy benim. Oy ben. Kızım sen hala bu uşağı mı bekliyorsun? Hala bu uşağı mı bekliyorsun? Buna mı umutlanıyorsun? Hiçbir umudum yok benim. Anladın mı? Hiçbir umudum yok. Beni bir rahat bırak. Beni artık bir rahat bırak sen. Durmuş da bir evliyim de evliyim. Nereye evlisin ya? Böyle evlilik mi olur? 7 yıldır nerede bu uşak? Evli falan değilsin. Böyle evlilik mi olur? Kim bilir nerede ne halt ediyor? Benim kızım da hala... Allah'ım ben ne günah işledim ya. Ben ne günah işledim de Emine'nin gönlünü böyle bir hayırsızla düşürttürdüm. Zaten ben bu bizim kızları anlamıyorum baba. Şimali'ye gitti buldu birini. Ne diyorsun ya? Hı? Yani şey diyorum baba, hani böyle birden öfkeleniyor, geliyor, ondan sonra hani hiçbir şey olmamış gibi gidiyor ya. Onu diyorum yani. Şimdi de Emine abla. Aslı da öyle. Hepsi dertli ya. Aslı ne? Hı? Nesi böyle? O Kenan uşağı mı? Vallahi baba. Zırtapoz bir yaltlar yemiş ama işte az söylemiyor ki bana. İkidir evin etrafında dolanırken yakalıyorum ben bu çakalı. Ha? Böyle yana yakala peşinde koşuyor kızım, böyle yana yakala. Ne diyorsun?
Vallahi öyle baba. Ya baba, sen buna ananı babanı alacaksın da öyle geleceksin dedin mi demedin mi? Dedim. Dedim değil mi? Nerede ana, nerede baba? Dur Dilsun. He? Kız üzgün Dilsun ha? Vallahi öyle baba. Eminem'in derdine çare olamadım. Bari Aslı'nın derdini çözelim ya. Geceden beri bir şey var ama. Kimde? Bende mi? Ne alaka canım? Bak yine saçmalamaya başladığına göre kesin bir şey var. Yok ya, ne olacak? Saçmalama. Niye o zaman öyle bakıyorsun bana? Kim bakıyor? Ben mi sana bakıyorum? Sen çok güzelsin. Gözlerimi senden alamıyorum diyelim ha. Ya belin kötüydü ya. O yüzden. Belin nasıl? İyi misin? Ondan bakıyorum işte, iyi oldun mu diye. İyiyim. İyiyim, bir şeyim yok. İyi ol. Sen hep iyi ol. Buna sonuç yakışmış mı? Hı, yakışmış beyaz. Beğenmeni sevindim. Filda. Bana bak, gömlek olayı aramızda. Sakın kimseye söyleme. Sen hiç merak etme. Sırlar odası. Ay, günaydın Eltim. Nasılsın? İyi misin ya? İyi uyudun mu? Aslında pek iyi uyuyamadım. Nedenin oldu? Bir şey mi oldu? Yok, bir şey olmadı. Öylesine. Ay, nasıl uyuyacaksın ki bu kadın hisseder? Ne? Anlamadım. Bildim. Yok bir şey ya, aman boş ver. Bana bak, sen hiçbir şeye sıkma canını, tamam mı? Bir kendini bir de bebeğini düşün, başka hiçbir şeyi düşünme, salla gitsin. Ay yine sen aç mısın, ne istersin kahvaltıda? Benim elimden her iş gelir, ben yapayım, ne olur bir şey iste. Ah, günaydın yenge. Abi. Yengem akşamdan beri bana ters mi davranıyor, yoksa bana böyle geliyor? Yok canım, sana niye ters davransın? Ya onun bu ara heyheyleri üzerinde biraz. İyi bakalım. Aslı, sen çayı getiriver ablam. Günaydın kızlar. Günaydın. Saat de günaydın Emine Hanım. Kızım anlıyorum, sinirlisin de bu nedir ya? Allah'ın selamından vermeyeceksin babana. Günaydın, günaydın. İnat, saf inat ya. Kalk ola, niye oturuyorsun sen? Kahvaltı yapmıyor muyuz ya? Ne kahvaltısı ya, insanda işler mi kalır? Hadi kalk, işimiz gücümüz var. Bana bak babam. Edris'in oralara gidiyorsan. Söyle bir daha gözükmesinler gözüme. Olur. Minareden anons ettiririm Avni. Yürüle. Ya bunlardan medet umuyorsan, en iyisi gideyim kendim konuşayım ben. Abla sen de mi kahvaltı yapmayacaksın? Wow. What do you want? Ay, ben de tam sana geliyordum Eltim. Hadi gel alışverişe gidelim kız kıza. Alışverişe mi? Evet, hem kafan dağılır, bir moral olur, zor günler geçirdin. Vildancığım, ben babamların yanına gidecektim. Niye ki ya? Ne oldu? Bir şey mi oldu? En son gittiğinde Civan seni üzmüştü. Bir şey mi yaptı Civan'la? Doğruyu söyle, bir şey mi oldu? Yok, hayır. Klasik ziyaret işte. Bak, ölümü gör. Bir şey mi oldu? Bir şey mi duydun sen? Yok Vildan. Hem sen niye böyle sorup duruyorsun? Benim bilmediğim bir şey mi var? Yok, hayır. Bakayım, hayır. Yok, bilmediğim bir şey bence yok. Var mı? Yok, hayır. İyi, tamam. Yok, çekil, ben gideyim. Hadi görüşürüz. Hi, how do you do? Buyurun, kime bakmıştınız? Size de ne aldım? Vildan. Wilma. Siz niye gelmiştiniz? Burası, here. G1's family home. Family, aile demek. Burası.
Evet. Family cenazeden döndüler mi? Cenaze mi? Ne cenazesi? Givans, Big Brother, amca vefat etti ya. Büyük amca mı? Vefat mı etmiş? Etmemiş mi? Etmiş mi? Etmiştir büyük ya. Etti ya, sizin haberiniz yok mu? Allah'ım Okan'ın başına geleni. Family, bad, bad family. Of course. Bilmiyordu, söylememiştik ona, haberi yoktu. Niye söylemediniz? Biraz hassas bir hanımefendi de kendisi. Ben de tam evden çıkıyordum. Siz de benimle birlikte gelmek ister misiniz? Zaten aile de evde yok. Sure. Tamam. Şöyle. Yolda konuşuruz. Başım. Başım lütfen. Hilmiye Hanımcığım. Sen şimdi kendi kendine bazı vuruntular yapmışsın, gelmişsin ama... ...gördüğün gibi burada her şey çok normal. Kızın da iyi. Yani sen içini ferah tut, rahat rahat Antep'e dönebilirsin. Akif Bey de özlemiştir seni zaten, değil mi? Adamın karısını özler. Aman özlerse özlesin. Sürüm sürüm sürünsün. Niye ki? Anneciğim! Anneciğim! Ne oldu kız? Bu annenin başına gelenler. Kız desene ne oluyor? Sorma anneciğim, sorma. Ya da sor ya. Ölmüş. Ne? Kim ölmüş? Büyük amca ölmüş. Büyük amca mı? O kanımın büyük amcası. Kapıya bir bey geldi. Cenaze için gelmiş. Şaşırdı hatta biz bilmeyince. O kanımın büyük amcası bizlere ölmüş. O kanımın büyük amcası ölmüş, ölmüş. O kanımın büyük amcası yok ki. Dur, hatırladım şimdi. Muharrem amca var ya bizim, uzak akraba. Çok uzak ama. O kanlar ona amca derlerdi ama... O mu ölmüş? Gitmiş, gitmiş. Işıklar içinde uyusun. Ya hiç Antepler grubundan mesaj falan da gelmedi. Ha ben de görmedim. Hanımım bir durun durun. Vilda kızım sana kim söyledi öldüğünü? Ya ölmüş bilmiyor musunuz diyen biri geldi. Ayol deyip gitti. Dediğim gibi ben buraya gelir 2-3 günde bir kontrol ederim. Civan Bey'in talimatı bu şekilde. Annesi babası da burada olmadığı için. Peki kimdi o kız? Akrabaları. Ama duygusal bir kız birazcık. O yüzden vefatı saklıyorlardı. Deme ya. Desene kıza kötülük etti. Yok. Yani olan oldu. Yok 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 yok. Kızı evde yalnız bırakmayalım ha. Yok. Hiç gerek yok. Zaten evde yalnız değil, yardımcılar var. Aynı zamanda benim de artık şirkete gitmem gerekiyor. Siz asıl ne için gelmiştiniz Haldun Bey? Başsağlığı için mi? Aslında evet başsağlığı için geldim de... sizi burada görmüşken acaba konuşabilir miyiz? Konuşmak mı? Evet, Nazlı ve G1 hakkında birkaç soru soracağım da. Ben sorularınızı yanıtlayabilir miyim bilmiyorum ki Haldun Bey. Şimdi Civan Bey de yok. Onu arasak, ona sorsak. Yok yok yok, ona sormayalım. Bakın, şuradaki çok yakın bir kafeye gideceğiz. Çok az zamanınızı alacağım. Birkaç soru sadece, ha? Peki. Wait for me, please. Gitmiş nereye ya? Şimdi buradaydı. Şimal de yanındaydı. Beraber gitmişler demek ki. Nereye gittiler acaba ya? Ne bileyim ben ya. Benim acım var. Civan'ın yanına gittiler evet. Zaten adam Civan diyordu. Civan'ı arayalım. Evet demek ki Civan'ı tanıyordu adam ya. Muharrem amcam. Gitti Muharrem amcam da. Muharrem amcam geldi. Hanımım sakin ol. Bir Şimal'i arayalım önce dur. Hadi hadi hadi. Hadi gel. Görüş. Yok. Anlamıyorum. Anlayamıyorum. Yani benim tanıdığım Şimal hayatta böyle bir şey yapmaz. Hele o videoyu izledikten sonra asla yapmaz. Yani bir inat uğruna da yok ya. Atak görüntüsü. Kaç haftalık bu bebek? 5 haftalık.
bebek en az 12 haftalık gözüküyor. O 12 dedin değil mi? Emin misin? 5 demedin değil mi? 12, 12 yani. Evet Kenan. Bunu niye sorduğunu bana anlatacak mısın? Kimin bebeği bu? Kimin bebeği bu biliyor musun? Bu var ya, çok büyük bir hata yapmak üzere olan bir arkadaşımın bebeği. Ama Berencim, çok teşekkür ediyorum. Yani bana müthiş bir iyilik yaptın. Tamam o zaman. Görüşürüz. Hoşça kal. Hoşça kal. Görüşürüz. Teşekkür ediyorum. Biliyordum. Biliyordum. Başından beri bu işin içinde bir şey olduğunu biliyordum zaten. Ama Şimal niye bu oyuna ortak oldu onu çözemedim. Çözeceğim. Çözeceğim, onu da çözeceğim. Aa, koca çınarımız gitti. Koca çınarımız gitti. Dağ gibi adam gitti. Kaç yaşındaydı ki amcanız? 97'sine geçen ay girmişti. Dalga yapmasına 3 senesi kalmıştı. Muharrem amca nereye gittin sen? Hanımım, sakin olun. Acaba diyorum, Tahsin Bey'i mi arasak ha? İyi deyim Meyrem. Haber vereyim. Ama öğrenmiştir o, yıkılmıştır, perişan olmuştur. Peki Okan, bak bakayım şu sevkiyatlar ne durumda? İki parti halinde yola çıkaracağız baba. Ay sonuna kadar sevkiyat gerçekleşmiş olur. Hmm. Canım babam, güzel babacığım, sen niye bunlarla uğraşıyorsun ki? Sen zaten şirketi bana devretmeyecek misin ha? Biz abimle otururuz, bunları hallederiz. Sen emekliliğin tadını çıkarsana güzel güzel ya. Arkadaş ben sevkiyat diyorum. Bu emeklilik diyor. Şirketin devri diyor. Alo Neval. Nazina. Ne oldu Neval'ım? Gitti. Gitti. Koca çınarımız gitti bizi bırakıp. Ne diyorsun hanım? Kim gitti? Muharrem amcamın sakka yürümüş. Baba ne oldu? Muharrem amcanız vefat etmiş. Dediğim gibi fazla zamanını almayacağım. Sadece birkaç soru soracağım. Teşekkür ederim. Ne içersin? Drink. O kadar mesaj attım. Niye bakmıyorsun acaba? Bir tek Nazlı'nın babasına yalan söylemediğim kalmıştı. Onu da yapıyorum. Civan, ne halt ediyorsun? Kaç çıktı Şahzi? Biraz yüksek. Ama dil altı aldı şimdi. Düşer. Çok büyük adamdı ya. Baba bak, bu işte bir terslik var. Hayır, niye annemleri arıyorlar? Niye seni aramıyorlar ha? Bir şey var bu işte. Ne bileyim evladım. Annen dedi, o kadar işte. Bir adam gelmiş, Muharrem amcanız vefat etti demiş. Sen ara bakayım şu annemleri bir daha. Bu işte bir yanlış anlaşılma var. Ara. Ara. Kızım bir çevir bakayım Neval'ı. Merhum'un adı neydi? Muharrem amca. İffet oğlu Muharrem Sarıgöz. Allah rahmet eylesin. Amin. Nasıl arıyor? O da mahvolmuştur adamcağız. Söyle Dahsin'im. Ne yapıyorsun Neval? Ne yapayım? Komşular geldi, Yasin okuyacağım. İyi ettiniz de. Bak ben sana ne diyeceğim. Siz bu haberi kimden aldınız? Kapıya bir adam gelmiş. Cenaze için o dedi. Kapıya adam mı geldi? Öyle Dahsin, kapıya adam geldi. Kim ya? Kim geldi? Ya ne bileyim Dahsin işte, Şimal kızımız açmış kapıyı da. Adam demiş, sizin demiş büyük amcanız Muharrem amca vefat etti falan demiş. Adam nerede? Orada mı şimdi? Sizin oraya gelmedi mi? Ya adam kimdi, necidir sormadınız mı hanım? Dahsin böyle bir şeyin yalanı yılanı olur mu ya? Adam ölmesin, niye öldü desin? Allah Allah, sizin haberiniz yok mu demişim. Vildan da her şeyi birebir duydum anne diyor. Geldi haber verdi kız koşa koşa. Vildan mı? Baba ne oluyor? Ya kapıya bir adam gelmiş. Şimal açmış kapıyı. Civan'ın amcası öldü demiş. Şimal'la birlikte çıkıp gitmişler. Şimal açmış kapıyı. Nasıl acaba Şimal? Eyvah, Şimal ne durumda acaba? Bu işte bir karşılık var. Ben gidip şu Şimal'e bakayım. Ah çok merak ettim şimdi ya. Dahsin ne oluyor? Ha? Alo, Dahsin. Ne var? Bu işte bir yanlışlık olabilir. Dur ben bir memleketi arayayım. Eyvah, çok pis patladın oğlum. Çok pis patladın Civan. Vallahi patladın.
Kusura bakmayın. Müsaade ederseniz telefonumu açıp geleyim olur mu? Hadi. İşte Can. Can neredesin sen? Neredesin? Ben burada Nazlı'nın babasının ecel tellerini döküyorum. Tamam, tamam, tamam. Şimdi sakin ol, tamam mı? Sakin ol. Ben halledeceğim. Neyi halledeceksin? Adam bir dünya soru soracak bana ya. Merak ettiği şeyler varmış sizinle alakalı. Eyvah. Sorularım varmış. Kesin şüphelendi. Tamam. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun, o adamı oyalıyorsun, tamam mı? Nasıl civan? Nasıl idare edeyim? Tamam, ben halledeceğim diyorum. Allah Allah. Ben gelene kadar salla, sallayabildiğin kadar. Sallamak mı? Yalan mı söyleyeyim adama? Evet. Evet, yalan söyle. Doğruları söyleyecek halin yok ya Şimal. İyi de ben yalan söyleyemem ki. Yok ya. Bugüne kadar söylediğin yalanlar ne oldu hanımefendi? Hadi oyala adamı, oyala. Geliyorum ben. Babacığım. Ya memlekete telefon ettim. Muharrem amcam sapasağlam. Çok şükür baba ya. Çok şükür vallahi. Oh, yüreğim hafifledi vallahi. Peki eve gelen adam kimmiş? Sen Şiva kızımızla konuştun mu? Konuştum. Kimmiş, neymiş? Deli gibi bir şeymiş ya. Vallahi gelmiş konuşmuş. Zaten Şimal de çok dikkate almamış kendisine. Bana bak, dolandırıcı olmasın. Bak Civan demiş. Civan'ın amcası demiş. Demiş. Baba bunların hepsini demiş zaten de. Ha ne yapalım? Deli. Delinin peşinden taş mı atacağız baba? Bırakalım gitsin ya. Burada önemli olan Muharrem amcamın sağlığı. Oh maşallah, çok iyiymiş. Zaten akıllısı da bizi bulmaz ki. Vallahi doğru diyorsun baba, hiç bulmuyor. Ben hemen bizimkilere haber vereyim. Evet babacığım, sen hemen git haber ver, evet. Yemin ediyorum bana bak, da Beykoz'dan geliyorlar bu çayı içmeye. Şişt. Konuşmamız lazım. Ne cıvık arkadaşlarım varmış öyle. Ne gülüp durdular suratımıza. Beğenmediysen hemen değiştireyim. Niye ben cıvık buldum diye sen arkadaşlarını değiştireysin? Sevmedim diye. Ya sevmedimse sevmedim. Sana ne? Benim mi arkadaşım, senin arkadaşın? Niye değiştirecekmişsin? Ne bileyim, sen öyle deyin. Bana bak arkadaşım. Belli ki sen kafanda bir şeyler kurmuşsun. Böyle kendi kendine gelin güvey olmuşsun. Ama unut onları, tamam mı? Benden sana yar olmaz. Hem ne öyle sorup etmeden ananları almışsın gelmişsin eve. Olur mu öyle şey ya? Anladım. Anladım. Ne anladın, anlat bakayım. Bir daha anamları alıp size gelmiyorum. Gerçekten çaptık ya. Yani sen gerçekten bunca laftan bunu mu anladın? Sen de dün ananları alıp bizim eve gelme dedin. Bana bak. Allah yarattı demem. Ha şu arkadaşların önünde seni evre çevre döverim aklın çıkara. Unutacaksın o kafandan geçenleri, anladın mı? Kafandan bütün bunları at diyorum Murat sana. Murat abi. Yenge mi? Çiçek vereyim mi? Yenge mi? Ne yengesi be? İstemem ben çiçek miçek, sağ ol. Korkma, para falan istemiyorum senden yengeciğim. Al al. Oğlum al al. İsteme, bak hala yenge değil. Niye yenge diye bu bana? Ne bileyim Emine Hanım. Mustafa, git ötede sat hadi. Mustafa, çiçeğini de al, istemiyorum ben bunu. Mustafa. Sen ne sırıtaysın? Ne sırıtaysın? Yoksa sen mahalledeki arkadaşlarına beni mi anlatıyorsun ha? O nasıl söz Emine Hanım? Ben size nasıl anlatayım? Ben seni nasıl paylaşayım da? Zevzek. Bayılıyorsun boş boş konuşmaya. Bana bak. Bundan sonra görüşmeyeceğiz. Öyle olup olmadık yerlere de karşıma çıkmayacaksın. Çıkar o kafandakileri. Benden sana yar olmaz ya. Anla şunu. Diyeceklerim bu kadardı zaten. Haydi iyi günler sana. Bunu da al. Versin çocuğa geri. Aa, Dursun amcacığım. Miraç Bey. Tursun amca ya. Hayır olsun. Hadi bakayım, konuşacağım şeyler var seninle. Buyurun, siz de oturun, ayakta kalmayın. İçeriz öyle bakayım. Hiç utanma sorulanması da yok adam. Hayır, insan bir inkar eder. Böyle yalandan da olsa, yok canım sen yanlış anlamışsındır falan der. Bak ya, demin ben onca lafı kime dedim acaba?
Şeytan diye al götür. Tek tek kafasında parçala. Çiçeğin suçuna. Kurumasın şimdi sıcakta. Demin bu Gökçen'in evladım. Seni seviyorum. Ama Aslı benim kızım sayılır. Aslı varsa sen de varsın. Aslı yoksa göremiyorum, sen yoksun. Anladın mı? Anlamadım. Anlamadı. Şöyle diyorum sana. Ben seni oğlum gibi seviyorum. Aslı kızımı daha çok seviyorum. Aslı kızım üzülürse seni sevmişim, sevmemişim hiçbir önemi yok diyorum. Anlıyor musun? Şimdi anladım. Sen niye üzüldün da benim Aslı kızımı? Yok, öyle bir şey yok. Üzmek falan yok. Olmadı. En başa döndük ya. Ula üzmediysen niye peşine koşturuyorsun kızım? Abu Miraç değil, fıldır fıldır yalır yalır peşinde dolaşıyorsun. Dolanıyor, dolanıyor. Dolanmaz olur mu? Mahalleden çıktı yok maşallah. Oğlum, babam seni ne dedi lan? Ha? Anam baban olmadan bir daha mahalleye gelmeyeceğim dedi mi de benim? Dedim. Nerede lan senin anam baban? Anam babam şey, ben şöyle, ben anam babam şey... Şey... Aa baba baba baba, bak gördün mü baba? Bak yine teklemeye başladı. Dur ben bunu şunu güzel gibi açayım bunu. Dur lan bir dur. Şiddet istemiyorum. Şiddete karşıyım. En azından şimdilik. Belki sonra. Ama üzmek falan yok ki. Gerçekten üzmedim. Biz gayet mutluyuz. Her şey yolunda. Ne demek yok lan? Ha? Kız saydırıyordu sana. Aha. Ama böyle şeyler olur öyle değil mi ya? Tuzu biberi. Allah Allah. Dursun babacığım. Hani siz dediniz ya anam babanla gel diye. Ben de söyledim. Gelecekler, gelecekler bu arada hiç merak etmeyin. Ama bir işleri varmış, onu halledecekler. Biraz gecikmeli gelecekler. Aslı da ben bunu söyleyince, vay sen niye gecikmeli geliyorlar diye kızdı ya. Tabii. Ha, öyle değilse. Tabii ki. Başka neden olabilir, merak etmeyin. Madem öyle diyorsun, sağ itibar ediyorum. Ananı babanı da çağıracak mısın madem? Tamamdır o iş. Ya getir artık ananı babanı da çözelim bu işi, bitirelim yani. Tabii. Çünkü... Ben seni çok seviyorum. Biz sevdiklerimizi çok severiz. Nasıl severiz? Öyle severiz. Ama gözümüzden de düşerse Kenan evladım hiç acımıyoruz ya. Hiç acımıyoruz diyorum. Anlıyorum, anlıyorum. Anlıyorsun. Madem anlıyorsun, biz de diyeceğimizi dediğimize göre bize müsaade. Hadi bakalım. Dursun amcacığım. Vaktiniz varsa eğer ben size bir şey söylemek istiyorum. Şimal hamileymiş ya hani. Şey, Aslı bana ultrason kağıdını vermişti de. Miraç Bey hani sizin de geldiğiniz zaman var ya, o zaman vermişti işte. Yani... Çok kötü, çok kötü. Yani böyle bir şeyi nasıl söyleyeceğim inanın ben de bilmiyorum. Nasıl desem... Engin tıp bilgilerime dayanarak söylemek zorundayım ki... Bebekte genetik bir rahatsızlık olmasından şüphe ediyorum. Kertuk Bey. Kağıtlar şey mi o ya? Ha? Ama tıp çok gelişti, öyle böyle değil. Ne olmuş yine? Neyi var? Ha, telaş edilecek bir durum yok. Ya muhtemelen benim büyüttüğüm bir şey, bu önemli değil. Ama yine de şüphe ediyorum işte. Nasıl desem, Aslı'ya da bir şey söylemedim bu arada. Hani bir şey belli olmadan moralleri bozulmasın, üzülmesinler diye. Ama yine de tedbir elden bırakmamak lazım, öyle değil mi? Tabii tabii. Tabii. İşte ben de diyorum ki artık madem aile gibi olduk, Dursun Bey amcacığım, hangi doktora gittiyse siz bana söyleyin. Ben gideyim, bir konuşayım, fikir alışverişinde bulunayım. Hani durum nedir, ne değildir bir öğreneyim, öyle değil mi? Sahi hangi doktora gitmişti biliyor musunuz acaba? Hangi doktor? Bilmiyorum, onlar kadın kadına gitti, hiç bilmiyorum ya. He, bilmiyorsunuz. Tamam, o zaman şöyle yapalım. Size zahmet belli etmeden bana onun ismini bir öğrenin, söyleyin olur mu? Ben de gideyim konuşayım. Tekrar söylüyorum. Üçümüzün arasında kimse bilmesin.
İnşallah öyle bir şey yoktur. İnşallah yoktur ya. Tamam, biz onu öğrenirse söylerim. İnşallah yoktur. İnşallah. Tamam. Hadi bak. Ya işte öyle. Haldun Bey, olacak iş mi? Sen beni o saçlı düğüne göndermeye çalış böyle. Hiç olacak iş değil. Ha, millete güldürecek beni yani. Ne anlatıyorsun? Anlamıyorum ki ben ne anlattığını. Ben de bilsem. Haldun Beyciğim, siz bana Civan Bey ile Nazlı Hanım'ın nikahını sormadınız mı? Evet, sordum ama benim sormak istediğim sana. Şimdi aklıma geldi. Ben size daha gelin ayakkabısı macerasını anlatmadım. Ayakkabı mı? Ayakkabı. Ay. Ay çok komik. Yani ben hala aklıma geldikçe gülüyorum gerçekten. Çok komik. Neredesin Civan? Neredesin? Ay biraz nefeslendim, soluklandım. Çok güldüm ya. Şimdi şöyle bakın şimdi. Ayakkabının altına isimler yazılıyor. Ayakkabının altına isimler yazılmasını hiç hoşlanmam. Sen ne gerize çıktın ya? Herkes öyle diyor. Ölümü görün doğru söyleyin ama dürüst olun, tamam mı? Bu kız kırılır diye düşünmeyin yani. Sakın düşünmeyin. Düşünmeyin. Doğruyu söyleyin bana. Doğruyu söyleyin. Stop! Ya bir soru sordun. Yanıtını bekle bari. Niye öyle bağırdınız ki bana? Bağırdı mı? Bağırdınız evet. Ben mi bağırdım? Evet, çok kırıldım. Kırıldın mı? Niye bağırdınız ki bana? Aldın mı nikah sözünü? Aldım aldım da babam niye burada ya? Niye olacak? Şüphelenmiş işte. Allah Allah. Alt tarafa bir rol yapacaksın, onu da beceremedin. Bu benim suçum mu yani? Ha yok, benim suçum. Dua et de Şimal durumu idare etmiş olsun. Ne yapıyorsun? Ağlıyorum. Yok yok, yok yok, hiç normal değil. Bu davranışlar normal değil. Bir belirti tabii, psikiyatrik bir vaka bu. Ya lütfen normalleşir misin? Siz beni çok kırdınız. Çok kırdınız. Aa, ne yaptın da kırdım? Bağırdınız ya. Ben mi bağırdım? Evet. Bir bağırdım. Aa. Ya Civan Bey. Şimal, Halim Bey ne oluyor burada ya? Siz nereden geldiniz? Ne işiniz varsın burada? Civan Bey, Halim Bey sizin her zaman yaptığınız gibi kırdı beni, çok kırdı, çok üzdü. Ay ben biraz dışarı çıkıyorum, lütfen kusura bakmayın. Ağlayacağım. Şima! 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 Ay şuraya bak. Şuraya bak, iyice Civan'a benzedim ya. Siz... nereden buldunuz beni? Tabii ki Şimal haber verdi de. Allah Allah. Haldun Bey, ben size ailem tatilde burada yok dememe rağmen ne için ziyaretimize geldiniz? Ben anlamadım yani bunu. Ben sana söyleyeyim aşkım. Babam bizden şüphelendi ve emin olmak istedi, değil mi? Ne? Şüphelendi mi? Bir dakika, bir dakika. Anlamadım. Siz damadınızdan ve kendi kızınızdan durduk yere şüphelendiniz mi şimdi? Pek durduk yere sayılmaz. Çünkü size tanık olduğundan beri hayatınızda bir sürü saçmalığa tanık da oluyorum. Mesela sıralayayım. Ne o öyle tadilat işleri, cenaze, şu hastanedeki asistan kız vakası, canım kızımın yeni çevirdiği numaralar olarak düşündüm. Ben ne çevirecekmişim ya? Ben evlendim dedim de evlenmedim mi? Bak, görüyor musun? Bu ne? Sen bundan mı şüphelendin? Bundan mı şüphelendiniz ya? Ben hala anlayamıyorum. Yani siz, pardon, benim yanlışım varsa düzeltin. Öz kızınızdan mı şüphelendiniz? Yani bir baba öz kızından mı şüphelendi? Kızının ilk vukuatı değilse tabii ki şüphelenir. Hatta kızının değişmediğini görürse daha da şüphelenir. O ne demek şimdi? Sevgili kızım, hani senin şirketin tadilattaydı ya. Meğersem closed, kapanmış. Hangi şirket ya? Evet, kapandı. Bak, koçan da bilmiyor. Ah, Civan. Sen benim Nazlı'mı benim kadar tanımıyorsun tabii ki. O hayatı boyunca tüm başarısızlıklarını gizlemeyi başardı. Tabii ki bir yere kadar. Bana hayatı hep toz pembe anlatmaya çalıştı. Peki bunu niye yaptım hiç düşündün mü sen? Çünkü hayatım boyunca açığımı arayan bir babam vardı. Aa, saçmalama baby. Yapma. Yine suçu bana atıp kendini aklamaya çalışma baby. Ya ben niye saçmalıyım ya? Senin burada bizden özür dilemen gerekiyorken... sen hala benim açığımı arayıp yüzüme vuruyorsun ya. Hey baby, ben hayatım boyunca senin daima iyi, dik duruşlu bir kadın olmanı ve güçlü olmanı istedim. Hayır baba, sen sadece mükemmel bir kız olmam için savaştın.
Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Ben olmadım, olmayacağım da. Bak, sen benim kızınsın. Ben seni çok seviyorum. Anlıyor musun? Sevme baba. Beni böyle yarım yamalak seveceksen sevme. Ben de kendimi sana ispat edeceğimi hayatım için çırpınayım ya. Amerika'ya gitti. Bir daha da beni arayıp sorma. Hey baby! Bana bak baby! Geri dön! Baby! Haldun Bey, Nazlı sizi istemiyor. İyi bir baba olamadığımız, bari isteklerini yerine getirin. Civa, bu benimle kızım arasında. Haldun Bey, bu sizinle benim karım arasında. Ve onu bir daha üzmenize asla izin vermeyeceğim. Ay Meyrem, vallahi durduk yere yürek olduk, görün mü? Aa, Vildan yüzünden hep. Anlamadan, dinlemeden ortalığı velveleye verir. Ha, meczubun biri gelmiş, suçlu yine benim kız oldu değil mi? Ama yani senin kız da felaket tellal olma, çok meraklı. Pervane gibi döne döne geldi, haberi verdi, anlamadan, dinlemeden. Ha, sen çok dinledin de sanki. Bir sürü laf ettin kızcağıza, gönlünü alacağım diyeceğini. Hem hele canlı bir tip benim kızım. Ne yapsın? Aynana değil misin? Aynana kadar başına taş düşsün. Ne zaman gidecek bu ya? Gitmeyin. Gitmeyin. Bana niye kızdılar ki ya? Sanki uydurdum. Dedi işte adam ya. Kulaklarım mı duydum o? Hep eğitim yüzünden. Sağlıklı düşünemiyorum. Yoksa ben cin gibiyimdir ya. Adamın bakışlarından anlarım deli olduğunu. Çok üzülüyorum eğitime ya. Çok. Mantığını konuştur Vildan. Ne yapayım? Benim de mizacım böyle ya. Haksızlığa dayanamıyorum. Bak yine aklıma geldi. Ah Civan ah. Kocama da söz verdim. Kimseye bir şey diyemiyorum. Yazık kıza ya. Sadakatsiz, utanmaz. Artık hiç inkara kalkmayacağım bir daha. Neyse söyleyeceğim bana. Anne. Ofluyordun, pofluyordun. Neler oluyor anlat bana. Ne olacak anne ya? Muharrem amca olayına. Ne böyle ne kızdı ya? Hadi orada. Kulaklarımla duydum. Sadakatsiz değil, utanmaz değil. Onunla alakası yok. Kocana diyorsun değil mi? Hayır ya, o kanıma bir şey demiyorum ben. Kime diyorsun o zaman? Kimseye bir şey demiyorum. Hiç hesaplaşma. Hadi oradan. Bana bak sen, ananı aptal mı sanıyorsun? De çabuk, ne yaptı Okan sana? O kanımın bir suçu yok ya. Masum o. Kim ne etti o zaman? Onu anlat da inanayım kocanın masum olduğuna. Ay, anne. Anlatırdım ama Okan'ıma söz verdim. Söz vermişmiş. Erkeğe verilen söz, söz değildir. De çabuk ne oluyor? Aslında içimde tuta tuta da çıtlayacağım ya. Ay tutma kızım, tutma. Çocuğun olmaz sonra. Hadi anlat rahatla. Öyle mi diyorsun? Anlatayım o zaman. Bu Civan var ya, o pislik eltimi aldatıyormuş. Aba, demek kız. Hem de gebe kız ha. Ben de çok üzüldüm. Çok üzüldüm yani. Üstelik gebe ya. Gebeyi de aldatmasın be. Anne, ölümü gör. Kimseye bir şey söyleme tamam mı? Sebepleri biz olmayalım. Hele o ne böyle ne filan. Sakın hiçbir şey söyleme. Civan aldatıyormuş. Korkarım ki doğru. Kız sen emin misin? Bak sabahki olayı benzemesin ha. Yapmaz Civan öyle şey. Rujlu gömleği gördüm ben bir gözlerimle bizzat şahsen kendim. Okan'ım yazık. Şimal üzülmesin diye ona da söylememiş. Bana da söylemeyecekti de son dakikada söyledi yüce gönüllü kocam. Yo yo inanmam. İnanamam ben böyle bir şeye. Vallahi kabulleneceğin ne var? Yaptı diyor. Gömlek var değil. Bugün benim kara günüm herhalde. İki kötü haber aldım ya. Ha, kız gebe bir de. Ah Civan ben ne edeyim sana? Ne edeyim ben sana? Kız
gömlek var diyorsun hani rujlu, delilli, ispatlı. Var diye. Niye ikide bir soruyorsun? İnanmak istemeyeyim çünkü. İnan, inan. Oğlun da yapar, herifin de yapar. Hepsi erkek değil mi? Hepsi yapar. Herif meselesi nereden geldik şimdi? Ne o da erkek. Dahsin öyle bir şey yapmaz. Hay, Civan'ım da yapmaz dedin. Civan o gencecik karısına kıyıyorsa Tahsin Bey seni ah hiç acımaz. Çakışmış gitmişsin zaten. Ne çakmışım gitmişim be. Aa, sen kendine bak. Gaz ayakların gülmeyince bile çıkıyor. Yok Neval anneciğim, yani iyisin. Maşallahın var. Aman nereye maşallah var kızım, baksana şu gıdıya. Maşallah vallahi. Çok güzelim ya. Özellikle sol profilden. Hiçbir şeyim yok. Ay, hiçbir şeyin yok. Bu gıdı ne bu gıdı? Ya bu gıdı böyle yapınca gıdı çıkıyor tabii. Şöyle yapınca çıkmıyor. Var mı biraz? Gıdım var mı benim Vilda? Yani birazcık. Epey az. Bir gıdım. Derdini anlatacak kadar. Ama duanın kanunu diye bir şey var anneciğim. Yani yer çekimi. Yani değilsiniz ki. Varsa kadın olabilir başka kadın. Vallahi olmaz diyemeyeceğim Neval'cığım. Oğlun yapıyorsa babası da yapıyordur deyim sana. Huy bu babadan oğla geçer. Erkek değil mi hepsi aynı. Kızım sen de hiç Okan yapmaz deme. Okan mı? Okan asla yapmaz katiyen. Ben size deyim. Adamlarınızın, heriflerinizin yullarını sıkı tutun. Ben söyleyeyim de babalı benden geçsin. Gıdıyı gerdiren etmeyiz ya. Biraz şuradan.